Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş getirişimiz. Kınamızda diqqatlar ekranımızı bolsun. Xitay yolsuz ariz şikayetinde ahırı mağlup oldu. Xitayning Sharqi Turkiston davosidagi muhim shaxs jamoat arbobi Abduqodir Yapchan ustidan Turkiya sotiga sunilgan saxta isbotlar bilan to'lgan yo'lsiz ariz shikoyati mag'lubiyat bilan oxirlashdi. 11 mart Istanbul Adliya Mahkamasi bosh taftishning talabiga binoan Abduqodir Yapchanga qaratilgan nazoratni amaldan qoldirgan bo'lib, u bundan keyin Turkiyada erkin faoliyat qila oladi. Jamoat arbobi Abduqodir Yapchan Xitoy rejimi tarafidan terrorchi Istiqlol televiziyasi orqali Uyg'urlarni jihad qilishga chaqiriq qilgan degan tuhmat bilan Turkiya sud mahkamasiga ariz qilinib, Xitoyga qaytirib berilishi talab qilingan edi. Va shu sababli 2016 yili 8 ayning 31 kuni Safa ko'ydagi uyidan tutib ketilib, 2019 yili 2 oygacha 32 oy nazarband qilingan edi. Bu jarayonda Abduqodir Yapchan ilgari keyin bo'lib Bakirköy sulhi jazo sud mahkamasi tomonidan 40 kunlik nazoratga olingan. Orqadan Bakirköy adliya mahkamasiga yo'llangan va Bakirköy 5-chi sulhi jazo mahkamasi uni qo'yib bergan. Ammo taftish xodimining e'tiroziga asosan Abduqodir Yapchan qaytidan nazoratga olinib sotlangandan keyin 40 kunlik hukmnoma e'lon qilinib Maltepa turmasiga yo'llangan. Keyin Istanbul sud mahkamasi Xitoyning ariziga qarata dalil isbotning yetarlik emasligini Dalil ispatlar tuluqlanğıca Abduqodir Yapchanning davomliq tutib turildiganligini bu da'voga 2019 yili 5 ayning 3 kuni qayta qarab chiqishni hukm qilgan. 2020 yili 2 ayning 12 kuni Istanbul Chag'liyan sud mahkamasi 2,5 yil nazarband qilingan Abduqodir Yapchan ustidan sud hukmi chiqarib, nazarbandning bekor qilinganligini, ammo cheklik rayonlarda nazorat ostida harakat qila oladiganligini e'lon qilgan edi. Bir qism Amerika şirketleri Uyghur mecburi emgeki meselesiga qulaq yupurib olmoqda. Xitoyning Sharqi Turkistondagi mecburi emgek jinoyati xalqaro kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agandan keyin bir turkum şirketler aloqador Xitoy şirketleri bilan aloqasini uzgan bo'lsa-mu, ammo ko'plagan şirketler buningga yanada qulaq yupurib olgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining isbot anglash yig'inida Kişilik hukuk mutaxassisleri Amerika'daki asaslıq şirketlerinin Xitay Komünist Partiyasının Şarkı Türkistan'da sadır kılgan vahşilikigi şirik bulup kalmaslıqı üçün onların hatalıqını özgertişki mecburlaş kerekliğine bildirgen. Kişilik hukukunu közdüş təşkilatı Xitay bölümünün məsuli Sophie Richardson hanımının eytişçe Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerge qartılgan mecburi emgek meselesi de nurgun kişiler yanılı meselinin mevcutluğunu inkar kıldıkken ya ki mesuliyetini hükümet üstüge ilişi gerek deb oylaydıkken. Bu sebeple hükümet bir qatar belgileme çıkarıp, onlarga yetekçilik qilishi kerak iken, bo'lmasa hamma kişi mesuliyetten qaytishi mumkin iken. Amerikaning elektronlik jurnali The Wire China 7 mart bir parça dokulat e'lon qilgan bo'lib, ularning muxbiri Xitoyda savdo qilayotgan 48 Amerika shirkatini tekshirgan. Muxbirlar shirkat egalaridan Sharqi Turkistondagi sistemalik bostirishga qarshi munosib tadbir qo'llanganligini so'ragan. Amazon, Amerika Avasiya şirketi ve Walmart ve Disney qatarlıq şirketler Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek meselesi hakkında toxtulışını rad kılgan. Fakat Alma, Caterpillar, Intel, Dell ve Pfizer qatarlıq 6 şirket Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek meselesine cevap verip, öz şirketlerinin Şarkı Türkistan'da mahsulat işlep çıkarmağallıqını oturgu koygan. 6 şirket içi de fakat Dell şirketiyle Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kılmışlarına dikkat kılıp atkallıqını bildirgen. Uyghur faoliyatchilar Mike Pompeo bilan ko'rishdi. 11 mart Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Washingtonda faoliyat qilayotgan Uyghur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim boshchiligidagi tashkilot xodimlari bilan ko'rishdi. Suhbat jarayonida Uyghurlar Pompeo apandining Sharqi Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lganligiga rahmatini bildirgan va Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyatini o'zaro muzokara qilgan. Orqadan Pompeo apandiga uning surati tushirilgan gelam taqdim qilgan. Pompeo sözüde Şarkı Türkistan'ın vaziyetin devamlıq közdü atkallıqını, Uyghur meselesi de her daim adaletini yakılaydıqallıqını, hazırkı Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken'nin Şarkı Türkistan'da 101 vatkan paciyelerini özü bilen okşaş irki kırgıncılıkta muayyelleştirgenlik edin, intayin memnun ikkallikini bildirgen.
Kuzatkuchilar Xitoy rejimi Sharq Turkiston xalqini Pompeo Apandini tillash va haqoratlashga majburlagan bir paytda uning Uyg'ur faoliyatchilari bilan ko'rishishining muhim ahamiyatga ega ekanligini, bu ko'rishishning Xitoyni qattiq bearam qildiganligini bildirishmoqda. Blinken Xitoyning yoshirdigan narsasi bo'lmasa, u yerni bizga ko'rsatsin, dunyoga ko'rsatsin dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy rejimining Sharq Turkistonda mustaqil tekshirishga yo'l qo'yishi kerakligini ta'kidladi. U 10 mart kuni Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetidagi isbot anglash yig'inida so'z qilganda bundoq degan. Xitoy dunyoning Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yib, rayondagi Uyg'ur musulmonlarining huquqiga daxli taruz qilmayotganligiga kafolatli qilishi kerak. U yana so'zida agar Xitoy u yerda hech qanday ish yuz bermayotdi deydi-kan, undaqda u xalqaro jamiyatning va Birlashgan Davlatlar tashkilotining u yerga berishiga ruxsat qilishi kerak. Xitoyning yushurdigan narsasi bo'lmasa, u yerni bizga ko'rsatsin, dunyoga ko'rsatsin deganlarni bildirdi. Tashqi ishlar ministri Blinken yana Amerika va boshqa davlatlarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi ovoz chiqarishi kerakligini, ularning majburiy amgak bilan yasalgan tovarlarni import qilmasligi, Xitoyga zulmda qo'llanish ehtimolligi bo'lgan tovarlarni eksport qilmasligi kafolatli qilishi kerakligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bu so'zlarni Amerikadagi 50 dan ko'proq mustaqil mutaxassis Uyg'ur qirg'inchiligi nomli dokument e'lon qilib, Xitoy rejimi Uyg'urlarga yurgizgan bostirishlari orqali Birlashgan Davlatlar tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi har bir moddaga xiloflik qilgan deb ko'rsatgandan keyin qildi. Shu kuni yana Oqsaroy bayonotchisi Washington tekshiruvchisi gazetasining muxbirining ziyoratini qabul qilib, Amerika hukumatining bu masaladagi maydonini yana bir qatim muayyanlashtirgan. Bayonotchi so'zida prezident Biden 10 fevral Xitoy raisi Xi bilan so'zlashdi. Bu suhbatning bir qismi bizning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga bo'lgan kuchlik andishimizni aniq o'tirg'i qo'yish bo'ldi. Uyg'urlarga yurgizilgan va hali ham davom qilayotgan insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. U chuqum eg'ir oqibatga duch kelishi kerak deganlarni bildirdi. Oqsaroy bayonotchisi yana Biden hukumatining bu masalada shirik davlatlar bilan qo'sh taraflik va ko'p taraflik munbarlarda hamkorlashib turib, Xitoyni jazolash va bu vahshiylikning to'xtatilishiga kafolatli qilishning yo'llarini izlaydiganligini bildirdi. Harbiy qo'mondan Philip Davidson Xitoy Amerikaning o'rnini egallash planini tiziltibotdi dedi. Amerikaning yuqori darajali harbiy qo'mondoni Xitoy dunyo sahnasida Amerikaning o'rnini egallash planini tiziltibotdi deb ogohlantirdi. Amerikaning Osiyo Tinch okeanidagi yuqori darajali harbiy amaldori admiral Philip Davidson Amerika Davlat Majlisi Qurolli qismlar komitetida ochilgan isbot anglash yig'inda Xitoy tahdidi haqida nuqtaliq to'xtaldi. U so'zda men Xitoyning Amerikaning o'rnini egallash planini va bizning qonun asosidagi xalqaro tartibdagi rahbarlik rolimizni tortib olish planini tiziltibotganligidan ansirayman. Ular uzundan buyon 2050 yilgacha ishqa oshirdiganligini deb kelgan. Menchi ular nishoniga intayin tez yaqinlashyotdi deganlarni bildirdi. Admiral Philip Davidson yana Xitoyning kelgusi 6 yilda Tayvanni besib olishi mumkinligini ogohlantirgan. U so'zida Tayvan aniqki ularning nishonlarining biri. Men bu tahdidni oldimizdagi 10 yilda hatto kelgusi 6 yilda o'zini ko'rsatdi deb qarayman degan. U 9 mart seyshanba kuni ochilgan isbot anglash yig'inda Xitoyni 21 asrning xavfsizligiga bo'lgan eng uzun muddatlik strategik tahdid deb, Amerika Beijing paydo qilayotgan tahdidlarga qarata diqqatni oshirishi ilgirki sal qarash pozitsiyasini takrorlamasligi kerak degan. Davidson shu kuni so'zida yana Xitoy taraqqiy qildirayotgan sistema va iqtidorlarning uning tajovuzchilik xarakterini ochiq ko'rsatib beradiganligini, Xitoy o'zini kuchlik o'rinda deb qaragan hamon uni chuqum qo'llanishga urindiganligini bildirgan. U buningga misol ko'rsatganda Xitoyning Hong Kongda Sharq Turkistonda qilayotganlarini va Hindiston bilan bo'lgan chegara to'qinishidagi pozitsiyalarini misolga olib, bundan keyin o'xshash ishlar Guam va Tayvanda yuz berishi mumkin degan. Xitoy Sharq Turkistondagi nefit va tabiiy gaz ishlab chiqarishni shiddat bilan oshirmoqda. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi tabiiy boyliklarni talon-taroj qilishni jiddiy kuchaytirmoqda. Xitoy xabarlar to'g'rida e'lon qilingan xabardan qaraganda Sharq Turkistondagi asosliq neft bazalarining biri bo'lgan Jung'ar o'ymonligidagi jug'lanma gaz ishlab chiqarish miqdori 10 milliard kub metrdan eshib ketgan. Xitoy doiralari 2020 yildan boshlab Sharq Turkistondagi neft bazalarida neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish qurilmasini kuchaytirib, 20 million tonnalik zamonaviy cho'ng neft va tabiiy gaz maydonini to'liq qurishning umumiy strategik nishonini o'tirg'i qo'ygan.
Bundan başka Xitaycı Tanrıtağ Toru'da elan kılıngan haberde görüntülüşe, bu yıl 1. Mart'ta tarım neftliki 1 milyon 166 bin tonlu nefet ve 5 milyard 700 milyon kubmetre tabii gaz işlep çıkargan bulup, nefet ve tabii gaz işlep çıkarış miktarı okşaş mezgildikiden 530 bin tonlu aşkan ve tarihteki okşaş mezgildeki en yukarı rekordunu yaratkan. Bu haberdimi dairelerinin bu yıl kirgenden buyan tarım neftlikide işlep çıkarışının uda ve tiz eşşiği kapadetli kılgallıkı aldıngı 2 aydala 23 yeni kuduğunu işgı görüştürüp, nefet ve tabii gaz elip plandın ayrım ayrım halde 15.800 tonla ve 51 milyon kubmetre aşırılgallıkı bildirilgen. Hazır tarım neftlikke künüge otur hesaplayan 16.800 tonlu nefet ve 92 milyon 660 bin kubmetre tabii gaz işlep çıkarıdıkken. Çetellerdeki küzetkücüler yukarıki işki haberden Xitay rejiminin can cahli bilen Şarkı Türkistan'dan tabii baylıklarını talan taraj kılışını küçeyti vatkallıkını uçuk görvalgılı bulduğallıkını tähkitledi. Ular bir milletinin baylıklarını talan taraj kılış ve yötkeşmü irki kırgancılıkların muhim bir namayendisi edip görsetti. Amerika ve Xitay rehberleri kiler hepte Aliaska'da uçuruşudu. Amerika Taşkı İşler Ministerliği, Amerika ve Xitay rehberlerinin kiler hepte Aliaska şitatıda uçuruşu dağılıkını cekar dedi. Uçuruşka Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken, Devlet Bihaterlik Meselekçisi Jake Sullivan ve Xitay Siyasi Bürosu'nun azası Yang Jiechi, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi katnışıdıkken. Bu, Prezident Joe Biden bu yıl yanıvarda vezifeki oltırgandan buyan iki taraf oltırsızdaki yukarı derecelik rehberlerinin tüncü kıtın bivastı körüşüşü bulup hesaplandıkken. Bloomberg haberlerinin bildirişçe Xitay Taşkı İşler Ministerliği bu uçuruşunun 18-19 Mart günleri ötküzüldüğünü, özlerinin Amerika tarafının teklifine binaen bu uçuruşu katnışıdığını aytkan. Amerika bilen Xitay otursudaki münasebetler Xitay virüsü yuqumi ve şundaqlı iqtisat, Saudi ve Uyghurlarga yürgüzülüp atkan irqi qırğınçılık Hong Kong demokratiyasının tehdidiga uçuruşudak, hal qılğıç meseleler tüpeyli netçi 10 yıldan buyanqı en tövən seviyeye düşüp kalgan idi. Şundaq bir mezgilde vazife tapşırıp alğan Biden hükümetinin Xitay bilen ötküzüdüğün tünce uçuruşu küçülük dikkat kozgumaqta. Bloomberg gezdi haberde Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken'nin Xitay'nın Uyghurlarga irqi qırğınçılık yürgüzgenlikini muayyerleştirgenlikini ve şundaqla onun 10. Mart günü Amerika Avam Palatası Taşkı İşler Komitesi'deki ispat anlaş yığında söz kılganda biz Xitay'daki kesiptaşlarımızga kılıvatkan bir kısım işleri hakkıdaki çunkur endişelerimizni, pikirlerimizni uçuk bayan kılıp, bizden endişelerimizni hal kılıdığan kılalmaydıqallıqını enik aydınlaştırımız digerlikini koşum çıkılgan. Nurgun küzetkücüler kiler hepte ötküzüldüğün bu uçuruşunun Amerika'nın Xitay'a qarıtıdığan siyaseti, Uyghurlarının irqi qırğınçılıkka uçuruşu, Hong Kong meselesi qatarlıq hal kılıqıç meselelerdeki pozisiyasını namayan kılıp berdiqallıqını bildirişmekte. Aksaray bayanatçısı Uyghur meselesi hakkında Xitay bilen bivası sözleşimiz dedi. Aksaray bayanatçısı Jen Psaki bugünkü bayanatıda Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarga qarıtılgan muamelenin Xitay bilen bolgan söhbetteki temelerinin biri bulunduğunu bildirdi. Psaki Xitay ve Amerika emeldarları bilen Aliaska'da ötküzüldüğün yığında kişilik hukuk, Tayvan ve iqtisadi münasifetke alaqadır meselelerini müzakir kıldığını etti. O yana Uyghurlarının meselesi kün tertipki kilemde yok degen sualga Uyghur Müslümanlarına qartılgan irqi qırğınçılık biz Xitay bilen bevası sözleşidigan temalarının biri buludu dep cevap verdi. Psaki söz diyene Amerika'nın Xitay'nın Uyghurlarına qaratkan siyasetini devamlık irqi qırğınçılık dep süpetlep kelgenlikini bildirip, biz bu meselde şirik devletler bilen hemkarlaşış ve Xitay'a texamı köp besim işiltiş pürüsü izdavatımız. Biz bu doğruluk Xitay bilen bevası sözleşimiz dedi. Amerika'daki Xitay kişilik hukuk advokati Times Wang 11 Mart'taki Twitter uçuruda bu kıtımlık yığınğa alaqadar bir kısım malumatlarını tilga alğan bolup, Uyghur faaliyetçilerden Reyhan Asad ve Cevher İlham'nın Amerika Taşkı İşler Ministeri Blinken bilen birlikte Aliaska'daki yığında Xitay Kompartiyası'nın yukur derecelik hadimleri bilen körüşüdüğallıqını bildirgen. İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım Prezident Erdoğan'ı kattık tenkit kıldı. Türkiye'deki öktüçü partiyelerden İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım 10. Mart günü partisinin parlamentte haftada bir kıtım ötküzüldüğün yığında kılgan sözü de Uyghur meselesi doğrusu da alaydı toxtaldı ve Türkiye hükümetini kattık tenkit kıldı. 10. Mart günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bolgan parlament azası Burcu Köksel Hanım mı parlamentteki umumi yığında söz kılıp hükümetini kattık tenkit kıldı. Meral Akşener Hanım'ın bu nutqi bazı televiziya ve ictimai taratqular arqalıq naq meydandan tarqıtıldı. O sözünü mundaq başıldı.
aziz milletim, kıymetlik vatandaşlarım, Türkiye hükümeti devlet ve milletin kıymet kararlarından yıraklaşıp gitti. Biz kança aydın bayan hükümetin kaçan Şarkı Türkistan'daki Xitay zulümüne karşı inkas kaytursan deb soravatımız. Partiyamızın parlamentteki grupu mesulleri parlament reisi Mustafa Şentop efendi bilen görüşüp, isminin aldığı Türk atalgısı var Türkiye parlamentinin hiç olmasa Xitay zulümü doğrusu da ortak bir karar makullaşın talep kıldı. Lekin tekçe hiç kandak gap yok. Ama bunu devamlı söyleyemiz. Prezidentimiz tekçe sükütte. Türk birlikini ilgiri sürüvatkan hükümetinin şeriki Milletçi Hareket Partisi'nin reisi üstelinin astığı mükevelip çıkmaya batıdı. Aylardır soruyoruz. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ne zaman ses çıkaracaksın diyoruz. Arkadaşlarımız meclis başkanından randevu aldılar ve minin başında Türkiye yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç değilse bir mezalim kelimesiyle ortak bir karar almasını talep ettiler. Ağlardan tık yok. Bir tanesi diyor ki kendine, Hira Dağı kadar Müslümanım diyen, gökyüzüne bakıp Uygur kardeşlerimiz konusunda gökyüzüne doğru ıslık çalıyor. Tanrı Dağı kadar Türk'üm diyen de masanın altına saklanıyor. Mısırlı Rabia'dan slogan üretenler aynı parmakları Çin'e sallamaya korkuyorlar. Mısırlı Rabia üçün şuar doluğan hükümet Xitay'a karşı hiç nime diyelmeye vatıdı. Ey Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardan bu yan Palestin'i kollab nutuk sözüldünüz. Palestinlik hanım kızlar ve ata anılarının periyadını oturgu koydunuz. Palestin'deki zulümünü anlattınız. Biz hemimiz sizini kolluduk. Meral Akşener hanım Recep Tayyip Erdoğan'ın özünü Uygurlarının ornuğu koyup hıyal kılıp yıkışını iltimas kılıp mundak dedi. Prezident közünüzü yumup hıyal kılıp yıkın. Kızınızı, kilinizi ve ayalınızı hemisini Xitay lagırı elip ketkinini pariz kılıp yıkın. Nevirlerinizi Xitay lagırı solap koyup, kiliniz ve kızınızın uyuge Xitay erlerini uğrunlaştırıp koysa kanda kılısız. Bu Türklikke ve Müslümanlıkı sığamdı. Közünüzü yumup bunu hıyal kılıp yıkın. Hürmetlik Prezident Erdoğan, bundak bir ekvalda kanda kılısız. Sayın Erdoğan, yıllarca Filistin'le ilgili hepimizin yanında durduğu sözler söyledin. Filistin'deki kadınlarla, çocuklarla ilgili orada yapılan mezalimle ilgili sözler söyledin. Her birimiz, Türkiye'de yaşayan herkes yanında durdu. Hayal et kardeşim, gözünü kapat hayal et. Kızının evine, gelininin evine, eşinin evine sen yoksun, oğlun yok, damadın yok. Almış Çinliler götürmüşler kampa, torunlarını almışlar. Gözünden sakındığın o torunlarını almışlar ve bir kampa götürmüşler. Çinlilik öğretiyorlar ve eşinin bulunduğu eve, gelininin bulunduğu eve, gözünün nuru kızlarının bulunduğu eve kocaları yok, babaları yok, oğulları yok. O eve Çinli adamlar koyuyorlar, Çinli adamlar koyuyorlar. Bu ne Türklüğe sığar, ne Müslümanlığa sığar, ne insanlığa sığar. İyi Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım 10. Mart günü Türkiye parlamentede kılgan sözde, Xitay'ın kolunun Uygurlarının mukaddes caylarına tigi batkallıkını, Recep Tayyip Erdoğan'ın Xitay'ın bu kolunun tutmaslıkı gerekliliğini tekitlep mündak dedi. Hepte ahırda Şarkı Türkistan'daki mescitlerde tartılgan sınalgı görünüşlerini körmügeller yok. İnsanlar caminin içinde yep içip oynap yürüdü. Xitay rejimi Kaşgar'daki mescitlerini sayahat ornuğa özgertişine karar kıptı. Kaşgar'daki Köpsan'daki mescitini aşkanı ve çayhanıga aylandırıptı. Hürmetlik Prezident Recep Tayyip Erdoğan, mescitler bizden mukaddes caylarımız. Xitay'da kayrındaşlarımız ezili batıdı. Mukaddes caylarımızga, mehremlerimizge Xitay'nın kolu tigi batıdı. Hürmetlik Erdoğan, kaçan sükutunuzu buzsiz. Kaçan dolarının hesabını kılmay, mukaddes yerlerge tekken Xitay'nın kolunu tutmayman deysiz. Xitay'ın kolunu sundur demedik. Xitay'ın kolunu tutman devatimiz. Hafta sonu Türkistan'daki camilerden gelen görüntüleri izlemeyeniniz yoktur. Görüntülerde insanlar yiyip içip eğleniyorlar, dans ediyorlar. Nerede biliyor musunuz? Kaşgar'daki camilerimizde. Çin yönetimi Kaşgar'daki camilerimizi, ibadethaneleri turizm tesisi olarak değerlendirme kararı aldı. Birçok mescit ve cami kafe ve restorana dönüştürüldü.
Sayın Erdoğan ve medyasının Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler fantezisi dost gördükleri Çin'de gerçek oldu. Sayın Erdoğan, camiler bizim kutsalımızdır. Kutsal değerler senin siyasi pozisyonuna göre unutacağımız veya hatırlayacağımız yerler ve kavramlar değildir. O Türkiye hükümetini her cihetten kollab kilibatkan Milletçi Hareket Partisi bilen Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı kattık tenkit kılıp mundak dedi. Hükümetinin küçük şirikini Xtayperes Doğu Perinçek öz təsir astığı ilivaldi. Mensep ve hukuk üçün Türk dünyası davasıdan vazgeçti. Bunu mu çüşendik? Lekin Prezident Erdoğan'ın Xtay aldığı bunçilik boy egişi 5000 yıllık tarihki ige Türk milletiki yarışamdı. Hiç numus kılmamsız, hiç hicil bulmamsız hürmetlik Erdoğan. Ne zaman iki çift laf edeceksin? Ne zaman bir avuç doların hesabını elinin tersiyle itip mabedimin göğsüne uzanan eli sıkmam diyeceksin? Bak o eli kır demiyoruz. O eli sıkma diyoruz, sıkma. Hadi küçük ortak, Jinping Perinçek'in elinde esir, onu anladık. Koltuk uğruna Türklük davasından caymış, onu da anladık. Peki bu eziklik, bu boynu büküklük, 5000 yıllık Türk devletinin cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Hiç mi utanmıyorsun, hiç mi sıkılmıyorsun? Yazıklar olsun sana. Türkiye parlamentede Türkiye'nin idare kılıp atkan Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin başka partiyelerinin parlament azaları arka arkadan parlamenti söz kılıp Uygurlarının hazırkı iğir vaziyetini oturgu koymakta. Şunun bilen birlikte Türkiye hükümetinin Uygurlarına iyi çıkmakallıkını tenkit kılmakta. Selçuk Özdağ, siler adaletsizlikke nahakçılıkkı yol koydunlar dedi. İYİ Partisi tarafından Türkiye parlamentoya sunulgan Xitayning Sharq Turkistondagi bastirish qilmishlarini tekshirish ve neticesini xalqaro jamiyatga e'lon qilish nishon qilingan taklif loyihasi 10 mart parlamentda rad qilingan edi. Kelajak partiyasining muavin raisi Selçuk Özdağ bu haqda yazın bayonot e'lon qilib, bu natijani qabul qila olmaydiganligini bildirgan. U bayonotida buni tushunish mumkin emas. Men bu ahvolni qat'iy qabul qila olmayman. Kanada, Avrupa yukarı derecelik organlar parlamentlerinin irki kırgınçılık kararları makullanıvatkan bir payda Türkiye'de tekşürüş teklifimi kabul kılınmadı. AK Parti ve Milletçi Hareket Partisi yeni bir kıtım milletçilik ve dindarlıkların fakat sözlülü bulunduğallıkını körsetti. Her günü devlet, millet de vakırap, cakırap yürgen Milletçi Hareket Partisi rehberlerinin bu ekvalini özünün kolluğu uçuları kandak çüşendirdiğallıkı kızıkı vardı ben. Ben onlara Alp Arslan Türkeş'in şu sözlerini tilga almakçı ben. İnsanlar namıratlık, açlık ve ussuzlukka berdaşlık bireleydi. Ama onlar adaletsizlikke, hürmetsizlikke, hakaretke herkes yol koymaydı. Bugün siler adaletsizlik ve hakaretke yol koydunlar, diğerlerini bildirgen. Avrupa İttifakı Xitay bilen bulgan münasebetlerde tehimi ihtiyaçan buludu. Avrupa İttifakı Hong Kong'da saylam tüzümü özgertilgendiyken, Xitay bilen bulgan münasebetlerde tehimi ihtiyat kıldığalıqını ilan kıldı. Avrupa Taşkı Münasebetler ve Xavupsizlik Siyasetleri Ali Vekili Joseph Borrell Hong Kong'da saylam tüzümü özgertilgendiyken, Avrupa İttifakı'nın Xitay bilen bulgan münasebetlerinin bir parçası süpte de Hong Kong'u tehimi köp dikkat kıldığalıqını ve ilave kademler basıdığalıqını bildirdi. O, Avrupa İttifakı namıda bayanat ilan kılıp, Xitay'nın en yukarı kanun çıkarış organı bulan Memleketi Halk Kurultayı'nın Hong Kong Alahide Memuri Rayonu'nun saylam tüzümüne özgertiş doğrusudaki kararını kabul kılgallıkı üstüde toktaldı. O, mezkur kararının hesap verişçallık ve siyasi köpsallıkı zarif birdiğallıkını eskertip, Hong Kong halkının yolluk bulan vekillik kılış hukukunun buzgunçuluk ufçuraydıgallıkını kayıt kıldı. O, Avrupa İttifakı'nın Hong Kong'daki asasi erkenlik hukukları, demokratik prinsip ve siyasi köpsallıkların barğansırı eşi vatkan besim asıdı kalgalıqıdın kayğırı vatkanlıqlarını, yeni kararının bir devlet iki kıl tüzüm prinsipiğe xılaplı kılış bulduğalıqını təkitledi. Xitay dairleri Hong Kong'daki saylam tüzümüge özgertiş kirgüzüş arqalıq, rayonda siyasettin sotkıcı bolğan nurğun sahada vatanperver Hong Kongluqlarının, yani Xitay Komünist Partisi'ye sadık Xitaylarının hakimiyet beşiği kelişini ümit kıldığalıqlarını bildirgen idi. Mezkur karar 2020 yılı iyul ayında Hong Kong'da icra kılınan devlet xavfsizlik kanunu'na narazılık bildirgen öktücilerinin saylamda tehimi küçülünüp aldınkı oranını egelleşige karşı besilgan kadem dep karalmaqta. Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Türkiye'ye gelmekçi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan'dan başlanıp Özbekistan ve Kırgızistan bilen devamlaşkan ziyaretlerini Katar'da ahırlaştırdı.
U Türkiye'ye kayıtı seferinde Türkiye Radyo Televizya İdaresi TRT Haber Kanalı'nın taşkı haberler müdiri Özcan Tekit'nin kün tertipki münasifetlik suallarına cevap verdi. U suallar ceryanı da Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi'nin rayon ziyareti dairesinde Türkiye'ye kilidigallıkı doğrusu malumat verip, 25 Mart'ta Türkiye'ye kilişini halaydıgallıklarını etti. Ziyaretinin kün tertipinde iki taraf münasifetleri, rayonluk meseleler, Asya ve Yavru Asya'ya münasifetlik temalar var. Şundaqla Xitay virusiga qarıştırışının ibaret kün tertipteki barlıq meseleler müzakir kılındı, dedi. Hürmetli televizyon görüşler, şundaqla bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızı görüşeceğiz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şundaqla program ahırda ekran arasındaki barlıq hizmetleşirimine köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.